Evet, uzaktan denememizin birinci sorusu çocuklar. Şimdi cihan kelimesi beş harften oluşan bir kelime. Kırtasiye kelimesi 9 harften oluşan bir kelime. Birisi 5 harfte bir tekrar ediyor, birisi 9 harfte bir tekrar ediyor. O yüzden 5 ve 9'un neyini alacağız? Ek okunu alacağız. Ek okumuz kaçtır? 45'tir. 45 kelimede bir, yani 45 harfte bir tek gelecekler. Yalnız şurada verilen ifadeye dikkat edeceğiz. 2 saniyede bir şeklinde kaydığı için 45 ile de 2'yi çarpıyoruz. Her harfin geçiş süresi 2 saniye olduğu için cevabımız 90 olacak. İkinci sorumuz, burada her biri birbiriyle eş dikdörtgenler olduğu için diyoruz ki arkadaşlar, şu 3 tane uzun kenar, 3 tane uzun kenar, 5 tane kısa kenara eşittir diyoruz. Şimdi bunları birbirine eşitleyebilmek için buraya 3'e bölünebilen bir sayı, yani 3K, 3K, 3K verince ne oluyor? 15K yapıyor tamamı. Şurası 15K yapınca burası da 5K. 5K, 5K alıyor. Şimdi kısa kenarımız 3K, uzun kenarımız 5K. Burası da 3K olur, burası da 5K olur. Yani burası 8, 8, 16K yapar. Burası da 15K yapar. Buradaki çevremizin ne olduğunu buluruz. Çevremiz burada 31K'yı 2 ile çarptığımız zaman 62K olur. Yani 62'nin bir katını bulmak zorundayız. O da nerede var? Ceyhan şıkkında var. 62'nin katı. Bize değişik ipuçları verilmiş. A ve B sayılarıyla alakalı. Bir kere A yerine yazabileceğimiz 2 ve 3 ile aralarında asal olduğu için 5 ve 7 olabilir. Diğer sayılar olamaz. B yerine yazabileceğimiz sayılar da 4 ve 5 ile aralarında asalmış. O yüzden neler olabilir? 1, 3, 7 ve 9 olabilir. Şimdi A sayısı B sayısından büyük olacağı için 7 ve 9'u da atıyoruz. Şimdi hangi sayılar olabilir AB sayısı? Kaç farklı AB sayısı yazılabilir dediği için burada 51 olabilir mi diye bir bakalım. 51, tersi de 15. Aralarına asal mı şu anda? Hayır, aralarına asal değil. O yüzden bu olamaz. 53 olabilir mi diye bakıyorum. Tersine bakıyorum, 35. Çünkü birisi AB sayısı, birisi de BA sayısı olacak ve aralarında asal olacak bunlar. Şimdi 53 ile 35 aralarında asal olabilir. Aynı şekilde 71'e bakıyorum. Tersine de bakıyorum, 17. Aralarında asal. 73 ve 37 aralarında asal. O yüzden 3 tane sayı oluşturabiliriz. Dördüncü sorumuzda peşinat yüzdesi verilmiş. Peşinat demek peşin verilen para demektir. Geri kalanını taksit yapıyor demektir. %40'ını peşin ödüyorsa %60'ını taksitle ödeyecek demektir. %20'sini peşin ödüyorsa %80'ini taksitle ödeyecek demektir. Şimdi 4800'ün bir %60'ını buluyorum. %60'ı. 288, yani 2880 lira yapar. 4500'ün de aynı şekilde, 4500'ün de %80'ini buluyorum. 2 sıfır gönderdik. 80 ile 45'i çarptık. Ne yapar? 93600 yapar. Şimdi 2880 ile 3600'ün EBOB'unu bulacağız ve taksit miktarını bulacağız buradan. Bunların EBOB'u 720 çıkar. Şimdi 720 lira EBOB'ları ama taksit miktarımız 720 lira olamaz. Ne diyor? 300 ile 400 arasında bir sayıdır diyor. 300 ile 400 arasında bir sayı olacağı için ben bunun bundan sonraki böleni nedir? Bundan önceki diyelim. Bundan önceki böleni nedir? 360 liradır. Yani ben bu taksitlerin 360 lira, 360 lira şeklinde ödendiğini düşünürsem, 2880 lira kaç taksitle ödenir? Hemen 360'a bölersem bu da 10 taksitle ödenir. Peki birisi birisinden kaç ay fazla ödeme yapacaktır?
2 ay. 10'dan ne yapıyoruz? 8'i çıkartıyoruz. Cevabımız 2 oluyor. Bu boncuklar 6'şer 6'şer diziliyor. Bu boncuklar 4'er 4'er diziliyor. O yüzden bu boncukların ek okunu bulacağız. 6 ve 4'ün ek oku nedir? 12'dir. Şimdi bizim 50'şer tane bu boncuklarımızdan var. Acaba boncuklarımızı bitirmek için kaç tane kullanacağız? 12'nin katı kadar değil mi? 12 çarpı 4 yani 48 tane kullanırız. Burada diyor ki 48 tane kullandığımızda siyah bilyelerimiz kaç adet artar diye soruyor. 48'i neye bölüyorum? 6'ya bölüyorum. Yani ben 48'i 6'ya bölüyorum ki mavi boncuklardan kaç tane yerleştirmiş onu bulacağız. 48'i 6'ya böldük 8. 8 defa altılı boncuk yerleştiriyor şöyle. Altılı boncuk yerleştiriyor. Ama kaç tane siyah boncuk yerleştiriyor? Bir tane fazla. Mavi boncukları kaç tane yerleştirmişse başında ve sonunda bir tane siyah boncuk olacağı için bir tane fazla yerleştiriyoruz. Aynı şekilde 48'i 4'e bölüyorum. 12. 12 defa pembe boncuk yerleştirmiş ama başında ve sonunda olduğu için bir tane de fazla siyah boncuk ekliyorum. 22 tane siyah boncuk oldu. 22 tane siyah boncuğu kullandık. Geriye kaç tane kaldı? 50'den 22'yi çıkartıyorum. Cevabımız ne olur? 28 siyah boncuğumuz kalır diyoruz. Evet. 6. sorumuzda ne diyor? Hiç artmayacak ve her biri eşit satış fiyatına sahip olacak şekilde. EBOB EKOK sorularında çocuklar bir şeyleri muhakkak eşitlemek zorunda. Eşit fiyata sahip olacakmış. Demek ki 180'in ve 150'nin ortak katını bulacağız. 180 kuruşun ve 150'nin ortak katı nedir? EKOK'umuz nedir? 900 kuruştur. 900 kuruş demek 9 lira demektir. 9 lira da bakın 9 lira 9 liralık paketler olacak demektir. Şimdi 9 liralık paket olacağına göre ben bu oluklu mukavvadan şimdi kaç liralık malzemem var? 90 çarpı 180 kuruşluk malzemem var. Şimdi ben bunu neye böleceğim? 900'e böleceğim. Çünkü 9 lira demek 900 lira demektir. Sıfırları gönderdiğimiz zaman 9'u da buradan sadeleştirdik. 18 paket çıkar buradan bana. 60 metrede bir burada 40 metrede bir ağaçların üzerine kuş yuvaları yapılıyor arkadaşlar. Burada 60 ve 40'ın neyini alacağız? Ekokunu alacağız. Bunların ekoku nedir? Ekokumuz 120'dir. Şimdi bize diyor ki başta ve sondaki ağaçlar karşılıklı denk gelecek. Yani 120'nin bir katı olacak. 700 ve 800 metre arasındaki 720'nin katını bulabilmek için 6 ile çarpıyorum. 720 metre yapıyor. 720 metre ise eğer burası kaç metredeydi? 60 metrede bir yuva yapılıyor. Kaç tanedir yani? 12 tane yuva yapılır. Başta ve sonda olduğu için bir tane daha ekliyorum. 13 yuva yapılır diyorum buraya. Aynı şekilde buraya da 720'yi 40'a bölüyorum. 18 artı 1'den 19 tane yuva yapılır. Şimdi karşılıklı iki yere de mesela 720 ve bu taraftaki 720'ye ne yapılıyor? 120 metrede bir de 120 metrede bir yem kabı ve su kabı konulmuş arkadaşlar. Yem kabı ve su kapları kaçar tanedir bakayım. Peki hesaplayalım. Her biri ikişer tane olacağı için. Şimdi 720'yi 720'ye böldük ama 6. Bir tane de başta ve sonda olduğu için dediğimiz gibi 7. Bir de 7 tane de su kabı işte ikişer tane olduğu için çarpı 2 diyorum 14 tane. Burada da 14 tanedir. Yani biz ne yapıyoruz? 14, 14, 19 ve 13'ü topluyoruz. 14, 14, 19 ve 13'ün toplamı ne yapar? 60 tane malzeme yapar arkadaşlar. 8. sorumuzda 6 liradan alındığını unutmayacağız. 6 liradan alınıyor. Yani bunun maliyeti 30 lira. Bunun maliyeti 60 lira. Satış fiyatlarımızda bunlar 80 lira. Bu 42 lira. Yani bizim karımız, buradan karımız 12 lira. Buradan karımız 20 lira. Karlarımız eşit olacağı için ne yapacağım? Ekokunu alacağım. Ekokumuz kaçtır?
tabii ki 60'tır. Ekokumuz 60'sa arkadaşlar, karlarımız eşit olacak. 60 lira kar elde edebilmek için şu arkadaştan kaç tane satmam lazım? Bakın bundan 20 lira kar elde ediyorum. 3 tane bundan satmam lazım. Her biri 10 kilogram, 30 kilogram buradan gelir. Şimdi şu arkadaştan kaç tane satacağız? 12 lira kar elde ediyordum. 60'ı 12'ye böldüğümde 5 tane de bundan satmam gerekiyor. 5 tanenin her biri 5 kilogram olduğu için 25 kilogram da bundan geliyor. Yani 30 kilogram buradan, 25 kilogram buradan. Bu ikisini topladığımızda ne yapar? 55 kilogram cevabımız olur. Satılmayanlardan, sonradan satılan iki koltuğun aralarında hasar olduğu söyleniyor. En az kaçtır diye soruyor bize. Burada en az kaçtır? Bir 16 var. Bir de neyi tercih edeceğiz? Buradan 6 ile 16 ile aralarında asal olan 21 var. 16 ile 21'in toplamı da ne yapar? 37. Yani cevabımız Ceyhan olur diyor. 10. sorumuzda şimdi ben bir merdiven oluşturacağım. Yani şuraların nasıl olduğuna dikkat edin. Şimdi 200 santimetreyi bundan elde edemem. Bunun tamamını alırım. Bundan da ne yaparım arkadaşlar? Şöyle 200 santimetrelik 200 santimetrelik bir kısmını alırım. Merdivenin iki yanını oluştururum. Buradan kalan nedir bana? 250 santimetrelik kısmı kalır. Yani 250 ve 150'lik tahtalardan, kerestelerden ne oluşturacağım ben? Basamakları oluşturacağım. Ve eşit uzunlukta olacak. İkisini de eşit uzunluğa böleceğim için buradan ebobumuz kaç çıkar? Ebobumuz 50 çıkar. Ebobumuz 50'dir. Peki bundan kaç basamak çıkar? 5 basamak. Bundan da 3 basamak çıkar. Toplamda 8 basamaklı bir merdiven elde etmiş oluruz. En az basamaklı olarak. Diyor ki hangisi ekokla bulunur diye soruyor. Şimdi 12 ve 30 kilogramlık hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükteki paketlere konulacakmış arkadaşlar. Yani biz bunları böleceğiz değil mi? Yani küçük parçalara ayıracağımız için bu ebobla çözülür. O yüzden bu olmaz. Şimdi 4'erli 5'erli sayıldığında 2 öğrenci artmaktadır diyor. 4'ün ve 5'in bir katı olacağı için arkadaşlar daha fazla bir mevcuttan bahsettiğimiz için bu ekokla çözülebilir. Kenar uzunlukları 450 ve 120 santimetre olan bir balkon demiş. Büyük bir balkon veriyor bize. Küçük parçalara, fayanslara bölmemiz isteniyor. Fayansları yerleştirmemizi istiyor. O yüzden bunu da ekokla çözemeyiz. Yalnız 2 cevabımız olur. Diyor ki birincisi 1 bölü 3 saattir diyor. İkincisi 3 bölü 4 saat. Şimdi 1 bölü 3 saat demek 1 bölü 3 ile 60 dakikayı çarpacağız demektir. 20 dakika. 3 bölü 4 saat demek 3 bölü 4 ile 60'ı çarpacağız demektir. 45 dakika. Şimdi burada 45 ve 20'nin neyini alacağız arkadaşlar? Ekokunu alacağız. Çünkü daha sonraki bir zamandan bahsediliyor bize. Bunların ekoku da nedir? 180 dakikadır. 180 dakika kaç saat yapar peki? 180 dakika demek 3 saat demektir. Diyor ki ilk kez 10'da çalmış. 3 saat sonra ne yapar arkadaşlar? 13. Yani cevabımız adına olur. 2 artmış. Burada da 2 artmış. Demek ki bu 96 olsaydı. Yani bu 96 olsaydı. Öbürü de 108 olsaydı. Bir sayıya, ortak bir sayıya tam bölünür. Bunların ebobu nedir? Bir bakalım. Ebobumuz 12 olursa bunu böldüğümüzde kaç çıkar? 96'yı 12'ye böldüğümüzde arkadaşlar 8 çıkar. 108'i 12'ye böldüğümüzde 9 çıkar. Demek ki burası 8 olacak, burası da 9 olacak. Bunlar da 12 olacak diyoruz. 8 ile 9'un toplamı kaçtır? 17'dir cevabımız. Şimdi peşin fiyatı verilmiş arkadaşlar. Bir de peşin fiyatını 15 taksit ve 18 taksit yapabiliyoruz. Yani peşin fiyatımızı 15'e ve 18'e tam bölebiliyoruz. 15'in ve 18'in neyini alacağız mecburen? Ekokunu alacağız. Ekokumuz nedir 15 ve 18'de? 90'dır. Şimdi 90 lira ve 90 liranın katları olması lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2000'in üzerinde 2100 ile 2500 arasındadır diyor bize. Sorumuzda da. Burada 90'ın katlarından yola çıkarak mesela bunun 30 katını alsam 2700 yapar. 2700'den de yavaş yavaş düşerekten 2500 ile 2100 arasındaki katlarını bulabiliriz arkadaşlar.
2500'e yaklaşabilmek için ne yaparım? İlk önce bir 180 çıkartırım. 120. 2520 olur. Ondan sonra da 90-90 aşağı ineceğiz. Bu da nelerdir? 2430'dur. Yani şuradan başlıyoruz. 2340'tır. 2250'dir. 2160'tır. Bir 90 daha inersek artık 2100'ün aşağısına ineceğiz. Peki benim x'ye iki basamaklı sayılarım nelerdir? 43, 34, 25 ve 16'dır. Evet, bu 4 sayımızın toplamı 118 cevabımız, yani Adana olur arkadaşlar. Bir yerde başlayıp aynı yerde bittiği için 50 ve 80'in, burası 50 olacağı için 50 ve 80'in neyini alıyoruz? Ekotumu alıyoruz. Burada ekotumumuz 400'dür. Ekotumumuz 400 santimetre. Bu 400 santimetreyi yalnız ben nereye taşımak zorundayım? Size verilen nedir soruda? Uzunluğu 50 metreden az olandır. 400'ün 50 metreden az. Yani bu 4 metre demek. 4 metrenin 50 metreden az olan ilk katı nedir arkadaşlar? 48 metre. Yani 4800 santimetredir. 4800 santimetre uzunluğundaki bir yere şu sarılardan kaç tane koyabilirim? 4800'ü ne yapıyorum? 20'ye bölüyorum. Yalnız 96 tane çıkıyor.